ahiret yurdunun sakinleri. Minel mü'minine vel müslimat. Ve inna inşallahü bikum lahudûn. Es'elillahu lenâ ve lekumul afiyet. Yani siz bizden önce gittiniz. Biz de peşiniz sırası geleceğiz diyor Allah Resulü. İşte Resulullah bunu diyerek bu kız çocuklarına selam vermiş. Peki dünya üzerindeki Müslümanların belki %99'u Mekke'ye gelir, Kabe'yi tavaf eder, Sefa ve Merve'de sahi eder, zemzemini içer. Fakat Kur'an-ı Kerim'de Muhammed suresinde, Zuhruf suresinde ve bil umum Nahl suresinde bahsedilen diri diri kız çocukların gömüldüğü bu kabristanlığı, Kur'an'da bahsedilen bu kabristanlığı, Kabe'nin 600-700 metre karşısındaki bu yeri ziyaret etmezler. Tefekkür etmezler. O ayetleri düşünmezler. Peygamberimiz gibi, ashabı gibi buraya gelip bu selamı bu diri diri gömülen kız çocuklarına vermezler. Sebebi bilmiyorlar. Bilseler yaparlardı. İmamları da bilmiyor. Hocaları da bilmiyor. Rehberleri de bilmiyor. Müslümanlar da bir konuda sürekli anlatıp bir mürşit şeklinde onları yönlendirmezsek dünyevi meşgalelerin içinde aklına bile gelmiyor. Belki hayatında hiç düşünmeyeceği bir yerdir burası. Fakat burada ne olmuş? Bu alanda demir parmaklarına içine bakın. Burada kız çocukları cahiliye döneminde diri diri gömülmüşler. Bununla alakalı kısa bir anlatım yapayım. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu hakkında şöyle söyler. Biz cahiliye dönemindeyken hayatımda kalan iki tane bir olay var. Biri beni çok güldürüyor, biri beni aklıma geldikçe çok ağlatıyor. Güldüğüm şey diyor, biz cahiliye döneminde uzak diyarlara, kervanlara, yollara giderdik. Yol boyunca putlarımız vardı, onlara tapardık. Ama bu putların bir özelliği var. Bu putları helvadan yapardık. Acıkınca da onları yerdik. Taptıklarımızı yerdik. Bu beni güldürür diyor. Beni hüzünlendirir, ağlatır. Bir gün diyor, kız çocuklarından biri diyor. Onun gömülmesine şahit oldum. O kız çocuğu diyor, babasına çok düşkündü. Zira kız çocukları babalara düşkün olur. Ve diyor, o babası o kız çocuğunu, çocuktan bahsettiğimde öyle bebek değil. Yani annesini, anne, babasını, baba, akıl bali olmuş bir çocuktan bahsediyorum. Her şeyi farkında olan bir çocuktan bahsediyorum. O çocuğu diyor buraya getirdi, yanına oturttu. Ve kendi kızının diyor kabrini kazmaya başladı. Gömeceği çukuru kazmaya başladı. O sırada diyor üstü başı toz oluyordu. Kız çocuğu diyor babasının üzerine gelen tozlardan rahatsız oldu. Üstü toz olmasın diye onu silkeliyordu. Ben de orayı izliyorum. Ve diyor orayı belli bir derinlikte estikten sonra kız çocuğunun saçından tutarak o çukura attı. O çocuk bağırıyor ve çığlık atıyor. Fakat onun babasının yüreği bir anda sızlamıyor. Üzerine toprak atıyordu. Sesi kesilene kadar üzerine o toprağı gömdü. Diri diri gömdü diyor. Ve ben de diyor o gün o hadiseyi izlerken ben de hiç vicdanım azap çekmedim. Ne oluyor demedim. Normal karşıladım. Bu da beni çok hüzünlendirir diyor. Peki neden kızları diri diri gömüyorlardı? O dönemde diri diri kızları gömmek Mekke'nin sayılı insanlar içine gelmenize sebep. İyi bir şey yapmış gibi sizi alkışlıyorlar. Aferin diyorlar. Kızını gömen baba öldürüp gömerse bir şeye yaramıyor. İlla o diri diri gömülmesi gerekiyor. İlla gömülürken çığlıkları Mekke'de yankılanması gerekiyor. Bu olmazsa gömüldü de kabul edilmiyor. İtibar da alamıyor.
Ve bu durumda onun abileri, amcaları, akrabaları da alkış tutuyor. Ne güzel gömüyorsun ya. Öldür, çabuk öldür. Onu bir uğursuz olarak görüyorlar. Onu bir musibet olarak, bir ayıp olarak görüyorlar. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam niye 25-35 yaşından 40 yaşına kadar 5 sene boyunca o dağa çıktı, dağda kaldı derseniz, o kadar ahlaklı, emin bir insan böyle bir hadisenin yanında Mekke'de durabilir mi? Engelleyemiyor. Yapmayın, etmeyin dememiş midir? Demiştir. Kim dinleyecek? Ve Kur'an-ı Kerim'de bu anlatılıyor ve diyor ki diri diri gömülen kız çocuklarına hangi günahınız, ne yaptınız siz diyecek Cenab-ı Allah. Niye bunu size yaptı babalarınız? Onu sorulduğu zaman diyor. Gök yarıldığı zaman, kıyamet koptuğu zaman ve diriliş diyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam dirildikten sonra diyor Cenab-ı Rabbül Alemin kız çocuklarını diriltecek. İlk dirilen çocuklardan bunlar olacaklar. Yeryüzünde ilk diriliş İsrafil Aleyhisselam sürüklediği zaman rivayet olunur. Bunların dirileceği söyleniyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de bu bize bahsedilirken bugünkü anne babalar da kız çocuğu olsun, oğlan çocuğu olsun kendisini o günkü müşrikler gibi diri diri gömüyor desem ne alakası var diye kimse bize itiraz edemez. Sebebi şudur. Zira o müşrik babalar kız çocuklarını küçük yaşta diri diri gömerken o çocuklarının sadece dünya hayatını öldürdüler. Ahiret hayatına hiç alt yapamadılar. Hepsi cennet kuşu oldu. Ama bugünkü anne baba bir evladına, bir kızına İslami ahlakı terbiye anlatmadığı zaman vazifesini yapmazsa diyorum, şart var, yapmadığı zaman o çocuk dünyadayken hovarda ve günahta ve isyanda küfürde olduğu zaman ahireti de mahvoluyor. Dünyadayken diri diri gömülmek gibi oluyor. Ve öldüğü zaman direkt cehennem, azap başlıyor. O zaman ne oldu? Diri diri gömülen kızlardan daha kötüsünü şimdiki anne babalar yapmış olur. Allah muhafaza. Peygamberimiz bu durumu gözyaşları içinde hüzünlü bir şekilde ashabına haber verirken diyor ki o gün diyor anne babalar yaptıkları iyi amelleri sebebiyle cennete giderler. Tam cennete yola giderken dünyadayken onlara Allah'ın vermiş olduğu emaneti olan o çocuklar, o kızlar, o oğlanlar anne babasının ayaklarına, bacaklarına yapışır. Cennete gidemezsiniz ey anne, ey baba derler. Ve onların yakasına kapışırlar. Ve Allah'a şikayet ederler anne babalarını. Ey Rabbimiz, bizi cehenneme atıyorsun ama anne ve babamızı cennete gönderiyorsun. Bu bize reva mıdır? Eğer anne ve babamız bizi sabah namazına kalk deseydi biz belki kalkacaktık. Eğer anne ve babamız bizi Hazreti Muhammed'i tanıtsaydı biz belki tanıyacaktık. Ama çocuk yaşımızda bizi Allah ve peygamberi anlatmadı ve biz böyle kafir olarak cehenneme sürülürken onlar kıldıkları namaz, okudukları Kur'an, tuttukları oruç, yaptıkları hacla nasıl cennete giderler derken diyor o çocukların o asılması ve o haklı istekleriyle anne babasının da ayaklarının cennet yolundan cehennem yoluna kaydırıverir diyor. Bunu biz ana babalar, bizden sonra nesillerimizi anlatmak zorundayız. Fakat bir anne baba evladına dedi ki İslamiyet'e yönel, namazını kıl, orucunu tut, Kur'an'ını oku dedi. Ve bu konuda ona yardımcı olmaya çalıştı. Evlat dinlemedi, yapmadı. Bundan dolayı Allah anne babayı mesul tutmuyor. Ama demediyse mesul tutuyor. Peki bunun formülü ne? Çocuğunuz kaç yaşına gelirse gelsin. Çocuk çocuktur. Anne baba için büyüyen çocuk yoktur. Aynıdır. Yaşı kaç olursa olsun. Baktığınız evladınız büyümüş yine namaz abdesti olmuyorsa hemen diyeceksiniz ki evladım namazını kıl. Kur'an'ını oku, dinini öğren. Ben sana söylüyorum. Sonra ahirette yakama yapışma diyeceksiniz. Sonra ahirette yakama yapışma. Ben uyardım. Sonra o çocuk anne babaya dinlemese de yarın anne baba cennete giderken o anne babasının yakasına yapışamıyor. Niye? Ne dediniz? Dediniz ki ona yarın ahirette yakama yapışma. Ben söyledim. Üzerinizden yükü atın. Bunun formülü bu. Ben şimdiden alıştırıyorum zaten. Kıl namazını. Yapacağız.